500 adet üniforma beyaz yakalılar için, 300 de diğer grup için. Değil mi Özer'cim? Evet sanıyorum ama yine de personele sorar, tam sayıyı öğreniriz. Arma işleyelim. Ya yaka cebine ya da koluna. Siz bir iki tane yapın, biz örneklere bakar öyle karar veririz. Logonun ölçülerine göre ona karar versek. Tabii. Pardon. Efendim. Acil, çok acil Ruçan Hanım. Ne diyorsun? Tamam, ben hemen geliyorum. Ruçan, ne oldu? Çok acil bir işim çıktı. Siz devam edin Özer. Ruçan. Tamam Ayla, tamam. Kapat, çıktım. Ne oldu Ayla? Nedir acil olan? Yok, bir şey yok. Nasıl yok bir şey? Kimle konuşuyordun ki sen? Ruçan Hanım'la. E kadına dedin ya acil diye. Ruçan Hanım evden çıkmadan evvel beni sıkı sıkı tembihledi. Saat 2:10 geçe beni ara, acil durum var diye çağır dedi. Nereye gitti ki? Özer Bey'le beraber çıktılar. Allah. Ne yapalım, biz de kalkalım mı? Sevilay, sanırım Rüçhan bizden şüpheleniyor. Saçmalama. Şüphelenecek ne yaptık ki? Ayrıca biz diye bir şey yok. Var Sevilay. Var ama sen kabullenmek istemiyorsun. Sevilay, ben o gün sana seni hala seviyorum derken doğruyu söylüyordum. Sus lütfen, ben bunları duymak istemiyorum. Ama gerçek bu. Bizim gerçeğimiz bu. Nereye varacak bu işin sonu? Ne olacak bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ama korkuyorum Sevilay. Kendim için değil. Sizin üzülmenizden, sizin zarar görmenizden korkuyorum. Hataydı. Burada kalmam büyük hataydı. Neden sana git dediğimi anladın mı şimdi? Hoş geldiniz Soner Bey. Canım. Türkan'cığım, evi görmen lazım. Acayip güzel. Hiç merak etmiyorum Mine'cim. Yapma Türkan. Mal gibi merak ediyorsun işte. Muhteşem bir konak. Orası çok büyük Mine sizin için. Olmaz orası. Ama Somer, otel köşelerinde kalamayız kirazla. Yapamayız, rezil oluruz. Tamam, başka bir yer bakarız size. Konuşuruz bunu sonra. Annem nerede? Babanla dışarı çıktılar canım. Bir kirazı getirmemi istemişti. Ne için, aileye bırakayım diye mi? Ne olacak canım? Aile kaç defa baktı kiraza. Belki önemli işleri vardır. Gelene kadar bekleriz biz. Kızım, babaanneyi bekleriz değil mi anneciğim? Gel bakalım. Ben yukarıdayım canım. Anne,
Ben de seni arayacaktım. Nasılsın? İyiyim kızım. Seni merak ettim. Konuşamadık hiç. İyi, iyi. Gayet iyiyiz Somer'le. Bir sorun yok. Ay iyi. Sevindim. Ha, anne ben sana bir şey soracaktım. Ya çok aceleyle çıktım evden yılbaşı günü. Aklımda kaldı. Sevile ablayı çağırmışsın ya. Merak ettim. Şaşırdım açıkçası. Vallahi senin ortağın diye davet ettim ben de. Daha yakından tanırız diye. Bir sakıncası var mıydı? Yok, yok. Bir sakıncası yok da. Ne bileyim anne, senin huyun da değildir. Böyle doğru düzgün tanımadan etmeden insanları içimize sokmazsın. Ne bileyim, daha yeni tanıştınız ya. Kızım önce o davet etti. Ben de biz gelemeyiz, siz buyurun gelin dedim. O da ikiletmedi. Davetimi bekliyormuş meğer. Hmm. Peki Mustafa? Mustafa nereden çıktı? O ne diye gelmiş? Oğlumla geleceğim dedi. Yok hayır, gelmeyin mi deseydim? Ya Türkan'cığım sen niye soruyorsun bu soruları? Bir şey mi var kızım? Yok, yok bir şey anneciğim. Sadece öyle aklıma takıldı. Peki. Sen uğrayacak mısın bugün? Bir işlerime bakayım. Duruma göre haber veririm ben sana. Uğrarım belki. Tamam, peki çocuğum. Öpüyorum yanakları da. Pişt, ne haber? Merhaba oğlum. Ne oldu anne, neyin var? Bir şey olmadı. Nasıl bir şey olmadı ya? İş toplantısına gidip ağlayarak dönmek ne demek anne? Ya bir şey olmadı. Sadece çok fazla sipariş verdiler. Ben de altından nasıl kalkacağımı bilmiyorum. Ona canım sıkıldı biraz. Anne yalan söyleme bana bak. Yalan söylüyorsun bana. Senin canını iş sıkamaz, ben biliyorum. Kim sıktı canını? Özer mi, Rüçhan mı, hangisi? Uzatma. Onlarla bir ilgisi yok. Var. Bir şey var. Ya bu adam seni niye zaten karısıyla aynı ortama sokuyor ki? Ben bunu anlamıyorum ben. Bak delirtiyor bu durum beni artık ha. Bir şey yok Mustafa. Her şeye parlama bir. Kiraz, dedesi sen mi geldin? Gel. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.